Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlarım. Bana sorarsanız ben iyiyim çok şükür elhamdülillah. İnşallah sizler de iyisinizdir. Rabbime şükürler olsun. Biz şükrüne çalışıyor. Tırım tırım diyorum ya, melek tırım tırım çalışıyor. Tarladan geldik. Kolay ne yemek var hemen şimdi? Tencerede pişmiş yemeğimiz yok. Hazırda. Rabbime şükür olsun elimizi atınca da bir şeylerimiz bulunuyor. Hemen makarna dedim Şükrü, sen sobiyi yak. Ürümü de koy dedim ateşe, dedim hem çay suyu kaynasın, hem dedim makarna suyu falan kaynadım. Ben de azıcık içerilerde iş yaptım. Azıcık tavuğum vardı arkadaşlar, onu doğradım, parçaladım. Makarnamı, bunda bir ahrabamıza gitmiştik, bunda kıvırtma yaptık böyle. Bana da vermişti. Hemen ben de onun üstünü de yağladım, böyle fırçayla ufak bir yağ sürdüm. Tam çay bir yemeği. Tereyağımı da aldım. Şöyle tavuğuma da bir parça tereyağı atacağım. Şöyle. Bundan sonra tuzunu da ekleyeceğim. İlk önce tavuğu pişireceğim. O çabuk pişer çünkü. Makarna haşlanıp tavuğum da pişti. Hemen tuzunu da attım. Fırına süreceğim arkadaşlar. Acıktık, ne yapalım? Rabbime şükürler olsun. İşimizi de yaptık çok şükür. Günlük işlerimiz tabii bahçede, evin yanında var bir sürü işimiz. Diğer tarlalarda var işimiz. İş bitmiyor köyde. Burası köy. Yüzüme bunu göndereyim arkadaşlar böyle. Şöyle. Su da kaynıyor. Bakar mısınız? Büngül büngül. Tencerem de burada hemen hazırlamıştı. Makarnamı da salayım içine, hemen kaynar su. Suyum da kaynadı. Sobanın güzelliği bu işte arkadaşlar. Biz buna önceden cincik makarna diyorduk çocuğum. Ne makarna? Cincik makarna. Cincik. Ufak ya. Sen de şekerli makarnayı seviyorsun ya. Aynen, seviyorum ben ya. Bunda şekerlemesi güzel olur. Böyle. Cinci makarnaymış. İkimiz de yeterli. Tuzunu da atayım. Küçük makarna yani. Küçük ya, cincik diyordu buna. Çocuğu falan. Şöyle bir fıska tuzumu da attım. Makarnamız pişsin. Tavuğumuz da fırında. Bir daha karıştırıyorum. Tuzumu alsın. Pişmeye bırakalım. Lan sen benim çiçeklerimi mi çekiyorsun hala lan? Çekiyorum ya, ne yapayım? Çek çiçeklerim açıyor. Akşam sabah sefası diyorlar. Akşam sefası diyorlar. Güzel açıyor onları. Çok güzel. Ben de burada oturuyorum arkadaşlar. Az dinleneyim de makarna pişerken. Yani bu kadar da hakkım olsun değil mi? Dinlenme hakkım. Tabii olsun tabii ya.
O kabak kendini biraz sakladı arkadaşlar. Bir 10-15 kilo var yani aşağı yukarı. Burada yatıyor bu. Bakalım ne zaman koparacağız onu. Şöyle çekelim bakalım yine. Arkadaşlar makanam pişti. Rasiye komşum da geldi. Okluğum undaydı. Okluğumu getirmiş. Ondan sonra hem ısınıyor burada dedi. Geldi sobanın başına dedim çok ısınma kar yağdırıyorsun kız dedim ha. Bir şakalaştık. Üşüdük kışa bastı. Vallahi soğuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynanan da beni seviyormuş. Severse bu kaynanan seni. Ölmeden bir sevsin yine. Sen kaynan duruyor mu? Duruyor tabii kaynanası. Kız gibi geziyor korkanda. Maşallah kaynanası. İyi. Durmaz mı? Az. Allah uzun ömür versin. Amin, amin. Amin. Tencerem çakılayım az. Hemen bunda yağlayacağım makarnamı. Şekerlemi çok severiz biz makarnayı. Ben de onu söyledim az önce ya. Şükrü abin de çok sever şekerli makarnayı. Bizim adam şekerliyi daha çok yer. Ben de din peynirliyi daha çok severim. Değil mi? Böyle karışık yeriz işte. Yayladın aldım. Tereyağı da çok güzelmiş. Değil mi? Rengi bile nasıl farklı değil mi? Çok güzel. Yayladı almış. Gördün mü seni gördün? Yevin başında. He. Eskiden öyle yapardık yevikle. Şöyle. Şimdi nereye gidersek yine alırız ya tereyağı. Güzel ama tereyağı. Anam güzelse yağlısı. Sizden başka gezer yok. Ben gezemiyorum yani. Sen de götürürüm Cancoğlu. Sen de götürürüm. İnşallah. Ama elbisenin kalın giyin yani. Anam bir soğuk. Ben oraya bir kere gittim komşum anam. Bir daha gider miyim? Çok soğuk, bir soğuk, rahat bir yer. Köşe bastı. Valla. Burası yine yaz, burası kış, kar yağmış şuraya bir ara. Güneş vardı buradan biz gittik. Buranın öyle soğuk olacağını düşünemedik. Gittim rahatsız, yayla suyundan su doldurayım dedim. 3 bidon, ellerim ayaklarım dondu. Ayranı bile zor içtiniz, gördüm. O ayran o kadar güzel. Ben de dedim ki ürleyeyim kesin soğuk bu dedi. Çok soğuktu. Dolap yok ama buzdolabı gibi duruyor. Ayran çok soğuktu. Ah kısa kısa. Yarasın meleğime. Yağmur dağılsın güzelce. Siz nasıl dinlersen? Otur da başla baksana. Evet canım. Biraz sen dinlersin. Oturdum. Kıvarma yaptın değil mi? Tatlı yaptın. Yaptım evet. Oturmaya gittim ha. Ben de dedim sana baklavayı vereyim. Yeter artık diyorum. Kaç sene bir baklava yaptı. Ne ben bu kurabiye ya? Yapacağım kendime cevizi. Daha istemiyorum ki. Tatlı istemiyorum. Açmaktan bıktın değil mi? Bıkmadın da. Bana hayır olmayanı bıkmadın. Hayırlı akşamlar oğlu. Köpekten mi korkuyor? İşte bak. Köy yağısı nasıl ben oluyor? Cibinin yanmasından. Evet. Ayranın yanmasından. Oh, kokusu nasıl yazarsın? Kim var orada? Çocuklar şey fındıktan korkulanlar. Beykenlerin kendilerini korkulanlar mı diyorlar? Bu ben aslında. He. Bu da beğendim. Korkuyorlar. Çocuklar yapsınlar. Bu makarna çok arttı ha. Su aldı bu niye? Bereketli bunlar, bereketli bunlar. Çok bereketli. Anam iki kişiye bir tane makarna yaptık yavrum. Tabii ben yersiniz. Ama köpeklerimiz de yiyor. Sen de yavruların da var be. E? Yavruları mı verirsin? He onlar da yiyorlar. Makarnayı seviyorlar. Makarnayı kim sevmez ki? Şekerli kim seviyorlar. Bunun içinde tereyağı da var. Daha çok severler şimdi. Aynen. Tereyağını kim yemez ya? Neyse.
şekerli yiyor. Tabağını alıyor, şekerli yiyor. Ben de sade seviyorum böyle. Ben de bizim adama duydum şekerli yiyorum. Bir de ben baktım geçerden güzel oluyor. Ben şekerli yiyorum. Ben de çok severdim önce de. Ondan sonra ateşe baksana güzelliğine. Oh. Evet. Izgaralı bu. Izgara önce içinde ya. O da burada pişiyor. Ya koy üstüne. Allah aşkına. Koy ya oraya yana yer. Oh. Oh, nar gibi olmuş. Bunu da pişer. Bunu da pişer. Ben toplamı kurarsam bu da pişer burada. Evet. Bunu da pişirmeye verdi bana. Ona kıvırtma açtım ya. Ama çok yaptı. Razıya. Azma azma. Hatta dedim bırakırsın. Biz bu kadar düğün tatlıcaktık. Sen bunu ne yapacaksın? O da kolundan düştü. Kolu kırılmıştı. Ekranı gidelim çok oluyor onunla. Evet. Dedi bir sardığım geliyor. Çay yanına şerçile yaparım diye. Ondan koyarım. Evet. Öyle. Yemeğimi de ağzına kapatayım az. Kurutmalarım da pişti. Soğanla böyle. Tereyağlı makarnamı da kavurdum. Bir güzel. Şöyle tabağıma alayım. Çok güzel olmuş Meleği. Rasim'e de nasip oldu. He, eline sağlık. Bir haftadan beri tatlı yiye aldım, iki üç günü. Canım benim. Kaynar olayım. Sana elinden de lezzetli oluyor. Yememenin çaresi mi var? Sağ ol, teşekkür ederim. Senin de yaptığın... El lezzetin var. Senin yaptığın da çok lezzetli. Şimdi oluyor. Bana da söylüyorlar. Bilmiyorum, ben kendi şeyim yaptığım için fark etmiyorum. Değil mi? Evet. Gerçekten Raziye de çok güzel yapar yaptıklarını arkadaşlar. Güzel olur her şeyi. Tatlı böyle börek, poğaça şeylerini de çok anlar, yapar. Becerikli. Beceriklidir. Şimdi makarnalarımı da koyayım. Ne yapalım? Hamur içinde fırında 5 yıl çalıştım. Değil mi? Allah razı olsun. Ustana çok güzel şeyler öğretti. Yetiştirdi. Yaptı siz de. Yaptı bayağıysa öğrendi size dedi. Değil mi? Yatayım kalkayım buna dua edeyim böyle bir şeyler yaptı usta. Sağ olsun. Usta yerde çalışmak gerçekten güzel. Her şeyi yapıyorsun, öğreniyorsun. Şimdi de evde yapıp yiyorsunuz değil mi? Evet. Ya. Ben bu sene mahalleyeyim. 37 tepsi baklava yapmış. Oh, ellerine sağ ol. 37? Evet. Bunların duası oo yeter sana. Ha, Çamlı merkezden başta devlete kadar, gecilere kadar. Tulumma tatlısı mı, baklava mı? Rasim, koyabilir misin sofraya? Kimse kimsenin nasibini yiyemezmiş arkadaşlar. Rasim'in de nasibi varmış. Evet. Soframıza rast geldi. Bir tabak hazır koyacağız. Sade bu. Hani ona acı sos koysan ne olur? Ben acı sos koyacağım. Sen şeker koyacaksın canım benim. Al Rasim ben, bunu. Ben de şekerli yerim ne var? Hı, sana şeker getireceğim. Rasim bunu ortaya koyalım. Şu şeyin olur üstüne. Çayda şeker kullanırken sizde. Şu çay kullanıyor. Oh ne güzel. Manzara çok güzel bak. Karşı lambalar yanıyor. Gözüküyor ben buradan. Ben yapabileceğim bir şey var. Yok otur. Sen otur canım benim. Otur. Yemek buldun giriş. Giriş buldun kaçtı. He. Otur hadi Rasim buyur. Buyur canım benim. Teşekkür ederim. Buyur. Ellerine sağlık. Çok güzel her şey. Hadi. Buyur. Afiyet olsun. Şayda. Sosundan tat sosundan bak. Çok güzel olmuş. Yeni yaptım bunu. Marmelat gibi duruyor. He. Robot. Robottan geçirdim hepsini. Evet güzel olmuş. Sen de tat. Önce de kendim koydum ha. Kusuruma bakmayın mı? Vallahi. Yorgunluk da. Yorgunluk da var arkadaşlar. Vallahi tarladan geldik. İş, güç derken. İş ara çayımızı da alalım. Evet. Salata da yaptım yeni. Hem de açık nişan var mı? Açık şükür. Ben öyle normal. Ben iyi, böyle. Yemek yani demden yana. Yemekle demden içemiyorum. Helva da yaptım. Dur şimdi. Ha, tamam. İstediğin gibi sonra helvi sonra alırsın tatlı tatlı. Ha.
Yedi yavrum yedi. Susun Dina. Şükrü abinin adı alemin tencere var ya benim. Acından atladım ki havalanmasın dedi. Onun bir pişirdi onlara bugün. Aşağıda pişmişler de var onları. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi, hadi Şükrü. Nasıl yesin o? Yiyin. Şükrü abim bekleme o gelir ha. Şükrü abim pat patları kovalıyor. Rahatsız olmasınlar izleyicilerimiz değil. Sizin burası cadde olduğu için. Hı. Tam bizim evin yanında görüyorum. Bir şey çekmek için. Size oraya ses gelmez bu kadar. Geliyor. Gelir mi? Gelir. Geliyor aynısı. Efendim evinde yolun üstünde kalıyor. Ses çok yapıyor ya. Yolun, kapıyı camı kapadı mı ses gelmiyor. Şükrü abiyen bak makarnayı şekerledi. Bizim adam da öyle. Bu makarnanın adı ne Melek Hanım? Cincik makarna diyor. Biz buna çocuğu var. Küçük boncuk değil. Boncuk demiyor lan. Cincik işte. Cincik. Sen helvayı da yapmışsın. Yaptım ya helva. Gülüzün sen evde olmuyor. Ben müsait olmadım. Ben böyle bıçağa ceviz topluyorum yani. Daha kaç ağacın kaldı şimdi? Şimdi kafada 3 tane de birisini toplamayacağım. Hmm. Toplarsan bir çuval çıkar yine. Emek istiyor ya. Bıktım artık. Çok ceviz sirkeledim. Denem pasasıyla mı topluyorum? Temizlemek için zamanım olmadığı için pasasıyla koyuyorsun. Mahmut temizler bunlar evde. Her gün bir un çuvalı kadar ağzı bağlama topluyoruz abaca çırpın. İyi maşallah. İşte evin yanında kaldı. Bir at yanında kaldı. İki abaca yanında var. Başka evet. Yok. Kırtman da güzel gözüküyor. Nar gibi pişmiş. Pişti. Şey, ben açtım hep. Hamurunu yoğurdum hemen buraya varayınca. Hı hı. Ben aradım Fikri evde misin bugün? Hep bana gelmiyorsun diye sitem ediyor. Bu bana geldi bakmaya. Hmm. Benden sonra onun da kolu kırıldı. Ben hani miyim şu? Tabii akraba olur mu size? Allah. Ha. Ailesi Çorak'ta mıymış? Çorak'ta halamın kızı ya. Halam yok. Annemin sülalesi geniş olduğu için ki kim olduğunu bilmiyorum. Sen bu helveye yağ koydun mu? Yok, hiç yağ yok onda. Sadece pekmezle. Kavurmalı. Onu kavurdum. Şerbetini kaynattı. Şerbeti kaynattım, pekmezle şerbeti kaynattım. Hı hı. Onu da kavurdum güzelce. Onu da eledim. İşte bak yine cahillik şey nasıl diyeyim ben sana. Acemi kaynar unu da, kaynar unu da ela döktüm, elamın ortası da yandı. Onu soğuyacak işte, akıl var, mantık var ama düşünemedim onu. O kadar yakıyor ha, yak, kaynar. Eridi mi? Hı. Olsun, elektriğine de para kazanacak. Yani. Of. Düşünüyorum. Olur. Düşünemedin o anı şu. O anı şunu düşünemedim. Bir de ilk yapıyorum ya, hı-hı, diyorum acaba bunu kavurabileceğim mi? Ama çocuğu hani babaannem yaptın, yapardı, anam yapardı, onları biliyorum. Ben şimdi sonra kafayı toparladım. He. O az vardı biliyor musun? Kurmanın bir şeyi. Küçük. He. Bunu kaynatırlardı. Bunu diyeyim pekmez yaparlardı. Sulandırırlardı, şekerine kaynatırlardı. Hani böyle olurdu yani. O zaman yağla kavurmuyordu. Şimdi kafamı toparladım. Helal be. Gezimi yapma. Yaparsın o kadar acı. Tamam. Tamam kalma. Şurada kalktı hemen bir bardak suyu arkadaşlar. Melike yeme acı değil. Gerçekten öyle böyle acı değil. Ellerim hala yanıyor. Yani sos çok güzel olmuş ama çok acılı. Zehir gibi acı. Onu ben sabah yaptım.
Eline sağlık. Öğlenden sonra kaldıya gittik. Ben ne isterim, bir gün bize de yaparsın inşallah. İnşallah beraber yaparız sen. Yaparız. Yapın, acıya böyle fazla koymayın. Çok. Bir tane acısız yapayım sana Şükrü. Şükrü abi neyime döne göre. Değil mi? Adam var, çay çay yakıyor. Adamı da çay çay yakıyor. Dumanı bile yakıyor, böyle. Bu da tavuğu böyle seviyor. Güzel olanında böyle kurulması. Kıtır kıtırları yok. Kızgara gibi olmuş. Tamam. Kemik geliyor mu? Bunun etleri var. Hazır. Duruyor. Pişmiş etleri var. Helvamın notunu ver bakalım. Nasıl Asiye? Çok güzel olmuş aynı yazlık helvayı. Değil mi? Aynı yazlık helvaya dönmüş. Güzel olmuş. Eskiden satılmadı herhalde. Hep evde yapıyorlardı işte. Hep evde yapıyorlardı. Lütfen çayımı alayım. Ben dolayım ya. Alayım mı abi? Şimdi misafir dakika Şükrü abi. Dakika Şükrü abi. Çok ayıp oluyor. Eline sağlık. Senin çayın da çok güzel oluyor. Kimlenmiş de ondan herhalde. Çay sen Şükrü abinden. Çek de dökeyim sana da. Bizim elinden çay güzel olur. Bir de yayla suyu bu. Pencikten getirdik biz bir suyu. Yaylaya gitsedik yani. Bir kaç tane bezini dolduruyoruz. Eyvallah. Afiyet olsun. Teşekkür ettik. Rica ederiz. Ben böyle bir sürü tebiri hazırlıyorum ama iki kişi ne kadar yiyecek? Ne yapacaksın? Elimde az da var mı ki? Doldurdum bir 40 tane kadar makarnayı. İki. Bak bakalım sen yaptığın gibi olmuş mu? Çok güzel kıyır kıyır. Güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederim. Biz yemeğimizi yemeye devam edeceğiz. Çayımızı içmeye. Çayımız da çok güzel olmuş. Rasiye komşum da beğendi. Eline sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Ederiz. Sizlere Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.